Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir hafta önce falan eşya attığımız bir erkeğimiz vardı. Bu arada bakın, işimiz bugün, daha doğrusu dün akşamdan beri yuvaya giriş çıkışı başladı arkadaşlar. Şu anda da yuvadaydı. Benim sesimi duyunca yuvadan çıktı. Bunlar da büyük ihtimalle çiftleşme gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yuvada da yatmaya da başladılar arkadaşlar ve sürekli çiftleşme girişiminde bulunuyorlar. Benim denk geldiğim süreçlerde bunlardan bahsederiz. Şimdi bizim eşe attığımız bir erkeğimiz vardı ama yanındaki dişiyi aldım çünkü erkeğimiz tüye girdi arkadaşlar. Yakından göstereyim, bu alın kısmından net bir şekilde anlaşılıyor tüye girdi. Bakın yeni tüyler patlamış, kellikler falan başlamış yavaş yavaş. Normalde tüyden çıkmıştı, tüyde değildi ama tekrardan tüye girdi. O yüzden bunu tekrardan salmaya alacağız arkadaşlar. Onun haricinde diğer takımlarım, şu iki takımım yine burada kendi yerlerinde kalacak. Bunun dişisi zaten yuvada, sürekli her videoda görüyorsunuz arkadaşlar, yuvada takılıyor. Şu anda da yuvada, hatta yavaş yavaş açayım. Dış kısmında da bu arada büyüme var ciddi bir şekilde. Hamile olma ihtimali çok çok yüksek. Durum bu. Tüyler gözünü kapattığı için bizi net görmüyor. Bakın şu an sesimi duydu, anca fark etti. Tüylerin gözünün önünü kapattığı için dediğim gibi arkadaşlar çok net görmüyor bizim burayı. Henüz yumurta yok ama yumurtlama ihtimali çok çok yüksek. Bakın yuvada da yatıyor, dışkı da büyük. Ve çok da iyi anlaşıyorlar ama çiftleştiklerini ben görmedim. Kuşların yanında çok fazla vakit geçirmiyorum arkadaşlar eskisi gibi. Hani sürekli dışarıdayız. Sabahleyin ve akşamleyin sadece kuşları denk geliyorum. Ve canlı yayınlarda özellikle çok vakit geçiriyorum. O da bir saat canlı yayınımız olduğu için sürekli kuşlara bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlardan ümitliyim. Bunlardan da ümitliyim. Yeni yaptığımız eşlemeler bunlar zaten. Yeni olduğu için yazın eşe attık. Normalde yazın eşe atılmaz. Size bunu sürekli söylüyoruz. Bu arada erkeğimiz çok kızgın ama dediğim gibi eşe atılmayacak tüye girdiği için. Çok fazla bir verim olmaz. O yüzden bunu tekrardan salmaya alacağım şimdi. Bu arada arkadaşlar, bu akşam saat 9'da yine bu YouTube kanalımızda canlı yayınımız var. Sorusu olanlar veya bizimle birlikte sohbet etmek isteyenler canlı yayına gelip katılabilirler. Tekrardan söylüyorum, akşam saat 9'da canlı yayınımız olacak. Ve çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Çekilişten haberi olmayanlar için de 2 gün önce çekiliş videosu yayınladık. Oraya gidip oradan öğrenebilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane muhabbet kuşu sizlere çekilişte göndereceğiz. Sen gel bakayım. Hop. Çok fazla kaçmaz arkadaşlar. Bu hani korkak bir hayvan değil. Hatta evcile yakın bir hayvan ama tam evcil de değil. Bu arada bayağı bir tüy patlamış bunun boynundan. Hissediliyor şu anda çok net bir şekilde. Şöyle elimden kaçırmadan bir de güzel fotoğrafını çekersem. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüyler falan gözüküyor zaten. Bakın çırpındığı zaman bile tüyleri düşüyor. Şu an sıkmıyorum, gevşek elimde. Sadece çıkmasın diye kanatlarını tutuyorum arkadaşlar. Kuşumuz bu, şov cinsi. Hemen yavrusunu yanına bırakayım şuraya. Gel. Daha bastığını kurmaya elinde başlıyor. Hala elimde takılıyor. Önündeki mavi kendi yavrusu, arkadaki gri de kendi yavrusu arkadaşlar. Bu yeşilimizin yavruları bunlar. Erkeğimiz şov cinsi dediğim gibi ama tüye girdiği için tekrardan bir eşlenimiz yapmayacağım. Burada dışarıyı gözleyen bir Japonesimiz var. Burada dışarıya yeren kaçabilir. Onu da korumam lazım. Oğlu da geldi yanına. Hadi bakalım. İki oğlu bir de kendi arkadaşlar. Aile boyu şu an sohbet yapıyorlar. Babaları yoktu yaklaşık bir haftadır yanlarında. Şu an tekrardan kavuştular. Gelin bari, siz gelin hadi. Bunlar çok alıştılar arkadaşlar bize. Sürekli hani elimizde falan oynuyorlar. Arada böyle elimi kafesin içine sokuyorum ben. Burada benimle vakit geçiriyorlar. Özellikle şu maviler çok eli ısırıyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Buradaki mavim ve buradaki mavim, özellikle bu mavi çok el ısırıyor arkadaşlar. Bakın diğer mavi de geldi. Ben alıştırmadım dediğim gibi. Biri geldiği zaman diğerleri gördü. O şekilde geldiler. Normalde şu Japones çok korkak bir hayvan. Elimizi kafese soktuğumuz zaman kendini oradan oraya vuruyordu ama şu an o da elimin üstüne falan çıkıyor. Bakın şöyle götüreyim. Yine geldiler. Bunlarda da durum böyle. Bakın buradaki erkeğimiz de mesela tekrardan ağır tüye girmiş. Kafasından gözünden hep yeni yeni tüyler patlamış. Bilmiyorum görüyor musunuz ama böyle beyaz ve siyah uçlu diken gibi tüyler gözüküyor. Onların hepsi yeni tüy arkadaşlar. Buradaki parçalımız çok güzel geliyor. Resesif yavrumuz. Mutasyonu gayet güzel arkadaşlar. Bu arada yakın zamanda bu salmanın tabanındaki malzemeyi değiştireceğiz.
Ya granit koyacağım ya da kedi kumu falan, o tarz kalın taşlı bir şey koyabilirim arkadaşlar. Ki hayvanlar kanat çırptığı zaman yere dökülmesin diye zaten bunun önüne bir malzeme aldık. Birazdan onu yapmaya çalışacağım. Eğer yapabilirsem, hani belli bir kısmını kesmem lazım. Kesebilirsem eğer, buraya direkt monte edeceğim. Onu da artık yaptıktan sonra sizlere bir dahaki videoda gösteririm. Almak isteyenler olursa da aldığım yerle iletişime geçer, sizlere de ayarlarız. Nasıl bir şey olacak hemen söyleyelim. Benim bu dörtlü kafesimde vardı, hatırlarsınız belki. Onda cam plexi diye geçiyordu ama bunun şeyi, ismi net bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar da cam plexi diye geçiyordu. Şuraya kadar kapatıyor. Boydan tabii ki. Hayvanların tüyünü müyünü veya yem kabuklarını tekrardan kafes içerisine döküyor. Yere dökülmüyor. Bu kafeslerde hani video çektiğim için görselliğe çok önem veriyorum arkadaşlar. Güzel gözüksün istiyorum. O yüzden buna takmadım. Hepsi bütün dursun diye yandaki kafeslerle birlikte. Ama salma kafese takacağım. Salma kafes zaten düz bir şekilde olacak. Bombesi falan yok. Onda öyle bir kullanım yapacağız. Şöyle yavrularımızı gösterelim size. Bunlara bu arada yumurta açladım. Birazdan yumurtalarını vereceğim. Düzenli mamalarını veriyoruz arkadaşlar bunların. Bakın iki tane grey, bir tane lütfen yavrumuz burada mevcut. Bunların bilezikleri de var. Bileziklerini takacağım. Bileziklerini göstereyim sizlere. Sultanların bileziği burada arkadaşlar. Hemen gösterelim. Bunlar sultan bileziği. Normalde bunlar bitecekti ama hatta kalmayacaktı şu an bu sultan yavrularımız, bileziksiz kalacaktı. Bileziklerim bitmiş olacaktı ama bir ara bildiğiniz üzere hastalık girdi kinesimize. Yavrularımız öldü sultanlardan. Anaçlarımız öldü, yumurtalar çıkmadı falan filan derken o ara epey bir kaybımız oldu. O yüzden muhabbetlerin bilezikleri bitti. Son 4 tane veya 5 tane kalmıştı. Onu da ben İstanbul'dan Fatih abimiz var, onu gönderdim ama muhabbetler zaten bitmişti arkadaşlar. Haricen başka bileziklerim de vardı, onları da kullanmıştım. Sultanlarınki de bitecekti hesaplamalarımıza göre ama hastalıktan dolayı bilezikleri sultanlarda bitiremedik. Bakın şu an gene baba oğul hepsi yan yana geldiler. Yeni bir kuş geldiği zaman, normalde bu buradaydı zaten. Yeni bir kuş kafese atıldığını anlıyor kuşlar arkadaşlar. Onunla ilgi gösteriyorlar. Baskını kurmaya çalışıyorlar ama yanlış kişiyle uğraşıyorlar. Baskını kolay kolay vermeyecek bir kuş bu. Şöyle hemen gelelim. Bu da tüye girmiş. Bakın tüyde değil normalde. Tekrardan tüye girmiş. Bunun da kafa kısmından yeni tüyler patlamış geliyor arkadaşlar. Şu sultanlarımın yuvasına bakmak istiyorum. Sabahleyin bunlar tekrardan yine çiftleşiyorlardı. Bunlar da şu an çiftleşme düzensizliği olduğu için arkadaşlar, sıcaktan dolayı büyük ihtimalle çok çiftleşmek istemiyorlar. Her gün çiftleşmiyorlar daha doğrusu şu an. Ama genelde çiftleşiyorlar. Her gün çiftleşmedikleri için yumurta gelmiyor. Düzenli çiftleşseler gelecek ama onu bekliyorum. Düzenli çiftleşmelerini bekliyorum ve şu an daha çok genç takım arkadaşlar bunlar. Acemiler yani. Acemiliklerini atmalarını bekliyorum bunların da. Onun haricinde işte genç olmayanlar, önceden yavru aldığım takımlar zaten gördüğünüz gibi yukarıda ayrı kafeslerde bulunuyorlar. Bunların ikisi dişidir. Biri erkektir arkadaşlar. Erkeğin eşi buradaki. Bu dişimizin eşi de aşağıda sarı kafanımız var. Sarı erkeğimiz hem bununla eş hem de oradaki dişimizde eş. Onları da söyleyelim sizlere. Dişi salmamızı göstereyim. Dişlerimiz de bayağı bir güzelleşti. Böyle özellikle arkada sarı yüz mavim var. Bu arada yakın zamanda bu salmanın ledine de bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Çünkü birazcık sönük kalıyor. Özellikle üstteki ledim birazcık sönük kalıyor. Şu an gündüz olduğu için çok fark edilmez ama üst led alt lede göre birazcık daha sönük. Ama bunu tamamen kökten çözeceğiz arkadaşlar. Yeni ledler gelecek. Armatür led gelecek daha doğrusu. Cennetten bir köşe gibi gözükecek yani orası. Geldiği zaman zaten onun da montajını yaparız. Sizlere gösteririz arkadaşlar. Bu arada bu kafasına bir darbe almış herhalde. Artık dişi mi vurdu? Şuradan bir bakarsa. Ya kafasına dışkı yapışmış ya da yok. Dişi dönmemiş. Büyük ihtimalle göz iltihabı olabilir. Gözünde bir sıvı var ama yok, iltihap da yok. Kafasını suya falan sokmuştur büyük ihtimalle. Dışkılar falan temiz. Şu an dışkılara bakıyorum. Bir sıkıntı yok. Bakalım. Bunları da bekliyoruz arkadaşlar. Bunları da bekliyoruz. Şu an iki takım bekliyorum. Haricen başka takımım zaten şu an yok. Bir de sultanların yavruları var. Onun haricinde diğerleri komple salmada, birinde şimdi attık sizlerle. O da artık sezona kadar bekleyecek mecbur. Daha tekrardan eşe atmayız. Havalar iyice ısınacak çünkü. Bunlar deneme amaçlı kalacaklar. Daha sonrasında onları da ayıracağız. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Akşamleyin canlı yayına hepinizi bekliyorum. Gelmek isteyen olursa YouTube Ayten Üretim zaten. Oradan bakıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.